içerisinde bu anı yaşamanızı, görmenizi, hissetmenizi istediğimiz için sizlerle paylaştık. Ben kendi adıma çok duygulandım. Sizin ne hissettiğinizi bilmiyorum. Şimdi Sayın Hikmet Durukanoğlu ve Sayın Kamer Alyanak bizlerle birlikteler. Kendilerine dönelim hemen. Bakalım neler anlatacaklar bize. Günaydın. 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 Ne kadar güzel bir yerde oturmuşsunuz ya. Neresi orası? Büyükada. Anadolu Kulübü. Wow. İyi, güzel. İstanbul manzarası. Çok iyi. Peki, şimdi tam olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapmak istiyor? Ve siz neye itiraz ediyorsunuz? Tam olarak şöyle ifade ederim. Buradaki ulaşım sorununu açıkçası kara ulaşımı şeklinde çözme niyetim var. Ve yapmış oldukları uygulama da aslında yani bizim itirazımız keyfi bir itiraz değil. Adalar koruma bölgesidir. Belli ulaşımın nasıl, ne şekilde olduğu yasalarda, yani koruma kurulu kararlarıyla belirli. Bunu getirmek istedikleri araçlar da yani akülü, yani motorlu araç ama koruma kurulu kararı açık ve net şunlar. Herhangi bir, yani fosil yakıtlı olsun, elektrikli olsun, motorlu araçlar çok zorunlu. Kamu hizmeti dışında adalarda kullanılması yasak. Bir de bu özellikle faytonların adalardan kaldırılmasından sonra adalarda bir toplu taşıma sorunu gündeme geldi. Ondan önce toplu taşıma diye bir taşıma şekli adalarda yok. Yani faytonlar da bildiğiniz gibi aslında bir taksi hizmetiydi. Bu onların kaldırılması ve sonucunda da bu yere şeylerin getirilmesi, elektrikli araçlar getirildi ve toplu taşıma gerekli mi gereksiz mi? Bu da ayrıca, bu da yine koruma kurulu kararlarına aykırıdır. Burada yapma da tamamen yasalara da aykırı. Yani bizim karşı çıkmalarımız veya bizim isteklerimiz var. Keyfi bir istek değil. Aslında adalar olarak şunu da diyoruz. Lütfen kamu kurumlarına, yasalara uyunuz. Evet. Peki siz de ifadelerinizde toplu taşıma sorunu ifadesini kullandınız. Şimdi böyle bir şey. Yani bu bir sorun mu? Eğer olmadığını düşünüyorsanız neden öyle düşünüyorsunuz? Çünkü belli dönemlerde çok artıyor nüfus ve insanlar adalar içerisinde bir yerden bir yere gitmek istiyorlar. Bunu nasıl sağlayacaklar? Şimdi şöyle, toplu taşıma derken sorun mu değil bir noktası. Biz yani bu azman virüslere karşı olduğumuz zaman basın açıklamalarımızda her defasında bir ulaşım master planı yapalım adalarda. Yani bu sadece kara taşımacılığına indirgenemez. Daha geçmişte bile şimdiki Yörükada iskelesine, Yörükada plajı iskelesine deniz yoluyla taşımacılık var. Yani bir de şöyle turistler veya İstanbul dışından gelen ziyaretçiler adaya indikleri zaman direkt onları arabacılar meydana yönlendiriliyorlar. Başka hiçbir seçenek yokmuş gibi. Orada uzun kuyruklarda ya biz minibüslerde adalarda tur yapıyoruz. Turistik tur yaptırıyoruz. Şimdi bunlar sıkıntılı zaten. Biz burada kendisine İETT yetkililerine de burada yapmış oldukları gördük. Bu sadece İETT'nin çözebileceği bir sorun değil. Yani evet, oraya yönlendirildi insanlar. Sen nasıl planlama yaparsan o şekilde oluyor. Ama başka seçenekler sunulmalıydı gelenlere. Yani ben bu ziyaretçilere de izleyeyim. Yani minibüsle turist mi taşınır Allah aşkına? Evet. Yani burada bütünlüğümüz biz plan noktası dedik. Bakın biz bu itirazlarımızı yaptık. İlk azman minibüsleri adalara soktuklarında zaten biz daha önceden 4500'e yakın imza toplamıştık. Orada da deklere etmiştik durumu. Eğer bunları getirirseniz biz tepki vereceğiz. Bunları çalıştırmayacağız. Ve ilk şeyde de biz adalar olarak bu araçları çalıştırmadık. Ve Adalar Belediye Başkanımız Ercan Bey bu sefer İETT yetkilileriyle adada halk buluşması yaptı. Hı hı. Orada da tekrar bu konular konuşuldu.
ve ısrar ettik. Bu sorun çözümsüz bir sorun değil. Adaları korumamız gereken bir yer. Koruma kullanma dengelerini gözeterek biz bu sorunu çözeriz. Ama bu sadece YKT'nin çözeceği bir sorun değil. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu bütünlüklü bir plan ve bu açıkçası orada deklare etmişti İrfan Bey. YKT Genel Müdürü. Evet. Çalıştırılmayacağını beyan etmişti. Ve bunu akabinde de Adalar Belediyesi bir ulaşım çalıştığı başlattı. Sürecini başlattı. Başbunları aldı katılımcılarını. Ve biz hakikaten bir sürece girdiğimizi düşünürken bu arkasında bir de o dönemde arkadaşlar anlatacak İmamoğlu'nun ada ziyareti söz konusu oluyor. Bir İmamoğlu'nun geldiğinden bir hafta sonra bayram olayı kullanarak araçları tekrar çalıştırmaya başladılar. Hatta şunu da söyleyeyim size. Dün özellikle araçlar ne gerekçeli taşındı biliyor musunuz? Mezarlık ziyaretleri gerekçe gösterilerek araçları kullanmak. Ve bizim tepkimiz ne oldu? İnsanların dini duygusunu sömüremezsiniz. Evet. Dini kullanarak bu araçları, yasa dışı araçları, tuşlarınızı örtbas edemezsiniz. Ve biz onlara yine saygılı olduk insanların o mezarlık hizmeti sunan araçları değil ama had olarak tanımladıkları minibüsleri durdurduk. Onların yolcu alanını engelledik. Burada da söyleyeyim, burada suçu ile işleyen biz değiliz. Yasalar çok açık bir nettir. Araçta, adalarda herhangi bir fosil yakıtlı olsun, elektrikli yakıtlı araç kullanılması yasak. Evet. Biz şu anda yasaları uygulatıyoruz. Evet. Peki Kamer Bey'e sormak istiyorum şimdi de. Tamam, bir taraftan şimdi yani Hikmet Hanım işte yasaların açık olduğunu söylüyor ama zaman içerisinde bu yasaların ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı sorgulanabilir. İkincisi yani pratik, günlük pratik yasaları aşabilir. Yani sonuç itibariyle mesela biz binlerce insanın adaya hücum ettiği günlerden bahsediyoruz. Özellikle hafta sonları, bayramlar vesaire. Şimdi bu durumda dışarıdan gelen insanlar da ada içinde bir yerden bir yere gitmek istiyorlar. Bunların ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Yani sadece adalıların kendi araçlarıyla hareket etme özgürlükleri mi olacak? Mesela o gelen insanlar hangi araçları kullanacaklar? Adalıların kendi motorlu araçlarıyla hareket etme özgürlüğü zaten yok. Çünkü adalarda motorlu araçlar sadece 66 yaşından gün almış ve mobilitesinde bir problem olan insanlara tahsis edilen araçlar dışında adalarımızda herhangi bir bireysel araç bulunmamaktadır. Tamam. Bulunmaması gerekmektedir ama işin şimdi o kısmını geçelim. 2020 yılının ortalarına kadar zaten adalarımızda toplu ulaşım diye bir şey yoktu. Biz adalarımızı geçmişten nasıl aldıysak geleceğe öyle taşımak istiyoruz. Sürdürülebilirlik konularında sözler veren, büyük büyük laflar eden bir takım kamu yöneticilerini de bunu hatırlamaya ve gereklerini uygulamaya davet etmek istiyoruz. 1936 yılında o zamanlar çok popüler olan motorlu araçlar böyle yeni yeni belki dizaynlar şunlar bunlar. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Büyükada'ya geliyor ve kendisi kendi önüne sunulan motorlu aracı görünce tepki gösterir. Hı hı. Bu arada bu araçlar yasak değil mi? Niçin benim önüme koydunuz? Kaldırın aracı diyor ve 1936 sonbaharında yani muhtemelen tahmin yürütürsek sağlığının bozulmaya yüz tuttuğu bir dönemde bile adalarımızda yürümeyi tercih ediyor. Biz onun hatırasını saygıyla eğiliyoruz ve yöneticilerimizin de bu durumu da göz önüne alarak adalarımızın kültürünü biraz daha tanımaya, biraz daha bizimle zaman geçirmeye, bizim özlemlerimizi, duygularımızı anlamaya davet etmek istiyoruz. Sadece İstanbul'dan her gün gelecek olan on binlerce kişiye maksimum ölçüde hizmet verelim. Bugün 50 bin geliyorsa yarın 200 bin gelsin, öbür gün 500 bin gelsin. Bu böyle yürümez. Bu böyle sürdürülemez. Hı hı. Ve dolayısıyla adalarda her şeyden önce talep kontrolüyle dahil bir ulaşım master planı yapılması gerekiyor. Bu adalar kaç kişiyi kaldırır arkadaşlar? Dün bir haber okuduk. Bayram için Rodos'a giden Türkiye'li turistler
Rodos adasındaki artık kalabalık İstihbarat Hattı dolduğu için veya araçlardaki bilmiyorum haberin detayını okumadım. Daha kaynağında Rodos'a gidememişler. Hı. Muhtemelen bilet paralarını da ödemişlerdi. Bilmiyorum o haberin detayını bilmiyorum ama bir takım yerlerdi. Rodos büyük bir adam. Bazı yerlerde istihbarat hattı var. Bunun aşılmaması gerekir. Hı. Ve bunun belirlenmesini ve daha da çok kişi gelsin diye arzın çoğaltılmaması taraftarıyız. Zaten 2020'ye kadar adalarımızda toplu taşıma diye bir şey yoktu. Talep bazlı taşıma vardı. Evet. Bu da faytonlar ile yapılıyordu. Biz 2019'da yine aynı Anadolu Kulübü'nde bir adalar ulaşım çalıştayı düzenlendiğinde konularımızı masaya yatırmıştık. Ve işte bisiklet konusu, şehirden adaya gelme konusu vesaire çok değerli katılımcılar görüşlerini ifade etmişlerdi. Ve oradan da o çalıştay sonuçlarında da sonradan tahrif edilerek eklenen cümle dışında ki o tahrif edenler her kimlerse bunun araştırılması için bir takım girişimlerde bulunduk. Bulunmaya da devam edeceğiz. Hı hı. Hayvan hakları ve çevre masası katılımcıların dört tanesinin tanıklıklarıyla kanıtlanmış. Hı hı. Ve video kaydında da hayvan hakları ve çevre masası yöneticisinin ağzından çıkmayan sözleri Adalar Ulaşım evet. Çalıştayı sonuç bildirgesine ekleyen bir ERK var. Hı hı. Bir evet. örgüt var. Hı. Bu örgütün bulunup ortaya çıkartılması gerektiği düşünüyorum ama şimdi Python'ları geçelim. Hı hı. Sanki hayvan hakları ihlallerinden dolayı Python sistemi kaldırılmalı evet. diye bir evet. cümle yazmışlar. Hı hı. O çalıştayda böyle bir sonuca ulaşılmış değildi. Ben evet. oradaydım, kulaklarımla dinledim. Hı hı. Video kaydı orada dileyen video kaydını da izleyebilir. Şimdi faytonları geçersin. Evet. Mevcut ada büslerimiz 14 metreküp hacimle 13 yolcu taşıma İETT'ye bağlı. Hı hı. Fakat bu araçlar tip onay belgesi olmayan araçlar olduğu söylenmekte bize. Hı hı. Zannederim Çin yapımı. Evet. Bir şekilde zaman içinde bu halk toplantısında anladığımız kadarıyla İETT yetkilileri ihaleler yapmışlar. Birinciye katılan olmamış. İkincisine katılan tam olacakken 33 dakika kala geri çekilmiş. Üçüncüsü önce katılmış sonra ya yok ben 50-60-70 araç için şey yapamış. Yani bütün bu detayları bize anlattılar o halk toplantısında. Evet. İETT Genel Müdürü, Adalar Belediye Başkanı, çeşitli İBB değerli bürokratları geldiler. Bizi ikna etti. Orada ama Adalar tarihinin en kalabalık forumlarından bir tanesi gerçekleşti. Nevruz'da gerçekleşti. 23 Mayıs'ta bizim ilk gördüğümüz Azman minibüsü durdurmamızla ve İETT yetkilileriyle konuşarak 57 dakika sonra garajına geri gitmesini sağlamamız üzerine Belediye Başkanımız Sayın Ercan Akbulak 27 Mayıs için böyle bir toplantı düzenledi. Çok değerli bir heyet vardı karşımızda ve onlar bizi ikna etmeye geldi. Evet. Fakat her biriyle gurur duyduğum o günkü katılımcılar ve bütün ada halkı teker teker evet. savlarını dile getirerek onlar bizi ikna etmediler. Biz onların ağzından bu araçların adalara aslında uygun olmadığı sözünü defalarca duyduk. Evet. Toparlayabilir miyiz lütfen? Süremizin sonuna geliyoruz. Lütfen. Peki. Pardon. Fazla konuştum. Evet. Toparlayalım derseniz bu araçlar 40 metreküptür yaklaşık. 14 metreküplük araçla yaklaşık 3 yolcularıyla birlikte 3 ton olan bir araçla 13 yolcu taşınmaktadır. 40 metreküplük araçla da 12 yolcu taşınmaktadır. Yani daha az yolcu taşınmaktadır. Hı hı. Bizleri bu kazuletlerle, bu azman araçlarla burun buruna bırakmayın. Araçlarınızı lütfen evet. adalarımızdan çekin. Adalılara da sesleniyorum. Biz sizlerden imzalar topladık. Binlerce imza topladık. Evet. Bu imzaların gereğini yapmayı sürdüreceğiz. Bu araçları önlerinde yavaş yürüyerek de olsa,
dans ederek de olsa, durarak da olsa, yatarak da olsa durdurmaya devam edeceğiz. Fakat İETT herhalde genel müdürünün bir emekli asker oluşundan dolayı bir takım askeri operasyonlar gibi bir takım yaklaşımlar içinde bize verilen sözler tutulmadı. Halk toplantısında bizler de bu sürece dahil edileceğimiz sözünü almıştık. Ve bu süreçle ilgili bizi her adımda bilgilendireceklerdi ve içine katacaklardı. İçine katmadan bir süreç yaşıyoruz şu anda. Anlıyorum. Bu bir gizli askeri proje olarak ayrıca... Çok teşekkür ederim. Yandı. Bu bir askeri proje olarak sürdürülemez. Anlıyorum. Bizi katın. Biz de masada olmak istiyoruz. Adalar Ulaşım Master çok teşekkür ederim. Hep birlikte oluşturmak istiyoruz. Evet. Adalarımızı korumak istiyoruz. Tamam, peki. Çok teşekkür ederim gerçekten Sayın Hikmet Durukanoğlu ve Sayın Kamer Alyanak açıklamalar için. Diğer yayına hazırlanmak üzere şu anda yayını kapatmamız gerekiyor. O nedenle elbette çok teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Kısalttınız bizi ama peki. Daha konuşacak çok şey var. Konuşacak çok şey var evet ve bunları konuşacağız. Bir cümleyse, bakın bir cümleyse, zamanımızı çok açtık. Bir cümleyse, yani adamlar kendi araçlarıyla geziyorlar dedikleri noktada, o akü araçların hepsi şu anda yasa dışıdır. Buna kamu görevleri göz yummaktadır. Anlatabiliyor muyum? Burada sorun bu. Evet. Yani bizim böyle bir şey, kamu görevleri görevlerini yapsınlar. Anlıyorum. Yani bir suçu başka bir suçla örtbas edemezler. Onu demek istiyorum. Gelin aralarımızda hep birlikte yürüyelim arkadaşlar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. 5.4 kilometre kare bir... Kolay gelsin. Onda duyurusunu yapalım. Bütün ada halkını, İstanbulluları bekliyoruz. Tamam, çok sağ olun. Geçimler meydandayız. Teşekkürler. Sağ olun, kolay gelsin. Evet, sevgili izleyiciler, programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi kısa bir ara sonrasında Tele 1...